Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün beraber biraz catch up yapalım istedim. Çünkü video çekmeyeli biraz zaman oldu maalesef ki. Ama gerçekten çok fazla yapmam gereken şey vardı. Hepsini birer birer sizinle paylaşacağım. Bugün beraber tezimi yazacağız. Ama yine tezimi bitirdiğimde de İşte submit ederken, yüklerken onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Kanalımda yer alsın istiyorum. Çünkü çok emek verdim. Biraz böyle sohbet edelim. Hem de işlerimizi yapalım. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Eğer abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Aynı zamanda daha çok günlük rutinlerimi, neler yaptığımı Instagram'ımdan daha sık paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi beraber ofise gidiyoruz tez yazmaya. Hadi gidelim. Tata! İşte alt kattaki ofisimiz. Burada çalışıyoruz genelde. Burada ablam çalışıyor. Burada ben arada çalışıyorum. Genelde ofiste çok çalışmıyorum. Bakın burada bir tane fotoğrafım var durun. Çok küçükken çektirmiştim bunu. O zamanlar hatta Migros stajımda böyle fotoğraf istiyorlardı, oraya falan vermiştim. Onun için gerekiyordu. Şimdi buraya ben bilgisayarımı getireyim ve çalışmaya başlayalım. Biliyorsunuz ki ben Londra'da yüksek lisans yapıyorum ve artık yüksek lisansımın sonuna geliyoruz. Şu an tez dönemimdeyim. Zaten derslerim Nisan sonunda bitmişti diye hatırlıyorum. İşte Mayıs'ta tez yazmaya başlamam gerekiyordu. Ama tabii ki her öğrencinin olduğu gibi biraz geç başladım. Biraz da gerçekten yani uzun bir şey olduğu için bir süreç gerekiyordu. O yüzden aslında aylardır tezim için uğraşıyorum. Tezim hakkında da böyle kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bence güzel oldu. Tamamen dijital pazarlamayla ve AI ile ilgili bir tez yazıyorum. Burada farklı AI modelleriyle oluşturulmuş ad copy'lerin, yani reklam metinlerinin, sizin bu Google'da aradığınızda çıkan sonuçlar oluyor ya mesela. Oradaki metinlerin farklı AI modelleriyle oluşturulması ve oluşturulduktan sonra da hangisinin daha iyi performans sergilediğini farklı dillerde test ediyorum. Bununla ilgili de bir tez yazıyorum. Bayağı zordu yani gerçekten. Zaten bu böyle bir hem de case study gibi bir markayla beraber yapıyorum bu çalışmayı. Aynı zamanda bu çalışmamı da buradaki farklı konferanslarda yine anlatıp paylaşacağım. Onları da yine sizinle paylaşırım. Yani o yüzden böyle tez yazmak, daha böyle experimental bir şey yapmak, bir case study yapmak sonraki çalışmalarınız için de fayda sağlıyor. O yüzden böyle bir çalışma yapmak istedim. Hem de sevdiğim için, merak ettiğim için. Olarak yorgunum. Çünkü Ağustos ayı benim için çok zor geçti. Her gün tez yazdım ve aynı zamanda biliyorsunuzdur, bir iki önceki videomda bahsetmiştim. Ben buradaki çok büyük bir dijital pazarlama konferansında konuşma yapacağım. Onun için aşırı heyecanlıyım. Ekim'in 4'ünde konuşma yapacağım. Eğer İngiltere'deyseniz bekliyorum. Oradaki konumu da aslında belirledim. Data Storytelling tabloyla ilgili bir sunum yapacağım. O taraf biraz daha data ile alakalı. Tezimin aksine, tezim daha dijital pazarlama. Onun için de tabii ki de benim sunumumu yetiştirip onlara iletmem gerekiyordu. Çünkü sunumu önceden istiyorlar. Zaten böyle o süreçleri de biraz çekmeye çalışıyorum. Onları da sizinle paylaşacağım. Neler oluyor, neler bitiyor. Sonra bir hafta boyunca da kapandım. Sunumu yetiştirmeye çalıştım. Böyle kitaplar okudum. 250 sayfalık işte bir sürü videolar izledim. Yani çok güzel olsun istiyorum çünkü gerçekten sunumum. O yüzden bayağı bir uğraştım. Hatta böyle sunumun renklerine karar vermek için Instagram'dan size de sormuştum böyle hangi renk yapayım sunumumu diye. Siz de bana fikirlerinizi iletmiştiniz. Teşekkür ederim. Eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. O yüzden Ağustos ayı benim için çok yorucuydu. Bir yandan da
yine freelance işlerim var, onlara bakmaya çalışıyorum. Her şeyi bir anda yapmaya çalışmak gerçekten çok zorlu oluyor. Bir anda içerik üretmeye çalışıyorum. Elimde neyse ki birkaç video vardı. Onları sizle paylaşabildim ama uzun süredir böyle çok fazla çekmek istediğim video var. Onların hepsini de çekeceğim gerçekten. Çünkü böyle çekmeden duramıyorum. Hep böyle canım çekmek istiyor video. Biraz böyle Instagram'da reel'lar paylaşmaya başladım. Çünkü onları biraz daha hızlı bir şekilde iletebiliyorum. O connection'ı kaybetmek istemiyorum çünkü sizinle. O yüzden o reel'lara da bakabilirsiniz. Yine buradaki hem Londra hayatından hem dijital pazarlamadan şeyler paylaşıyorum. Ama yani gerçekten bu Ağustos ayı benim için çok zor geçtiği için, çok yoğun geçtiği için, aynı anda çok fazla şey yapmam gerektiği için önemliydi de hepsi. O yüzden biraz videolarımıza ara verdik ama bundan sonra full tam gaz devam edeceğiz. Zaten hayatımda bir daha bu kadar zorlu bir dönem olurumuzu sanmıyorum. İnşallah olmaz yani. Çünkü normal hani işte çalışırken video çekmek çok daha okey oluyor. Ya da işte okula giderken video çekmek çok daha kolay oluyor. Yani gerçekten ben hani bazı influencerlar işte çok yoğundum, video çekemedim falan diyorlar ya. Gerçekten bazen anlayamıyorum. Yani tam zamanlı bir iş yaparken ya da böyle daha öğrenciyken ya da günlük işleriniz varken video çekmek çok daha kolay oluyor ama benim iki tane çok önemli işim olduğu için, önemli bir konferansa hazırlandığım için biraz videolarımız aksadı ama çok güzel video fikirlerim var. Onların hepsini sizinle paylaşacağım. Dijital pazarlama ile ilgili daha fazla video gelecek. Hepsini ben not ediyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Asla Gökçe unuttu diye düşünmeyin. Hepsini sırayla çekeceğim ve sizinle paylaşacağım tüm sorularınıza cevap olması niteliğinde. Böyle, şimdi ben tezime devam edeyim. Aslında tezimin çoğu bitti. En son şu an discussion ve conclusion kısmı kaldı. Onları da yazacağım. Sonrasında düzenlemeler, referanslar, bıdı bıdı böyle gidip şey yapıp gidiyor. Yani gerçekten tez yazmayanı tez yazan ancak tez yazan anlar ne kadar zor olduğunu. Ablam zamanında yazmıştı. Gerçekten böyle bir çile oluyor insana. Bir de benim Word'üm gerçekten hiç iyi değil. Sağ olsun ablamı çok iyidir. O bana yardımcı oldu böyle düzenlemelerde. Çünkü böyle guideline var işte şu işte atıyorum sayfanın sağ tarafından işte 5 santim sol tarafından 3 santim boş bırakın gibisinden. Ablam da okumuş bana anlatıyor. Aa diyorum öyle şeyler mi varmış, bunlar mı yazıyormuş, hiç fark etmemişim bile. O yönden ablamın bana o konularda düzenleme etme konularında yardımcı olması çok iyi oldu. Böyle bir şey oluyor, ablama soruyorum, abla şu şöyle mi olmalı böyle mi olmalı diye. Güzel, teşekkür ederim canım kardeşim. İyi ki varsın. Evet, şimdi devam edelim çalışmamıza. Arada da bir şeyler hazırlayıp yiyeceğim. Sabahleyin bir kahve içtim ben, uyandım. Biraz bulaşıklar vardı, onları topladım. Evet, bu da Brightness Yoda yapacağım sunumun başlığı. Bir de size şu sayfayı göstermek istiyorum. Böyle bir sayfam var. Bu meme'i koymak istedim. Zaten biliyorsunuz çok ünlü. Hemen burada tüflüğümü göstereceğim konferansta da. Başım ağrıyor, bir ilaç içeceğim. Bir de yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Hadi beraber. Bagel yapacağım. Hemence yiyip tezime devam edebileyim. Çünkü bitmedikçe çok stres oluyorum. Ve bu hafta bitmek zorunda. Deadline'ım Eylül'ün başı. Ama ben tabii ki son güne bırakmak istemiyorum. Zaten bir hocama falan da atacağım. Hocam çok beğendi bu arada. Genel olarak tezim çok güzel, çok güzel falan diyor. Diyor, şey dedi bana işte. Yazarken kimden yardım aldın dedi. Ben dedim ki kimse almadı, ben kendim yaptım dedim işte. Ben zaten işte dijital pazarlamacıyım, işte Türkiye'de çalışıyordum filan. O da diyor, aa dedi çok güzel dedi, işte tezim bitince gel kahve içelim filan dedi. Öyle güzeldi yani, beğenmesine sevindim. Bu sor doğalı bir bagel aldım.
en son. Güzel ama biraz da çok büyük geldi. Ben seviyorum bagel'ları. Böyle arasına 3 peynirli bagel'lar yapıyorum. Böyle sohbet etmeli videolar seviyorum. Nasıl videolar seviyorsunuz? Benimle yorumlarda paylaşın. Bunu önce keseceğim. Philadelphia süreceğim. Sonra arasına da normal kaşar peynir ve bu Red Leicester peynirinden koyacağım. Cheddar gibi bir peynir. Ama böyle eritince çok güzel oluyor. Bunu çok beğendik. Şeyde de varmış bu. Migros'larda da varmış. Yine bakabilirsiniz. British peynir. British peynir diye geçiyormuş. British cheese diye geçiyormuş. Aklınızda olsun böyle turuncu bir peynir. Şimdi hazırlayalım. Yiyince mi ayışıyor musunuz? Böyle böyle uykum geldi, yorgunluk çıktı. Azıcık dinlenip devam edeceğim tezime. Böyle bıraksanız beni uyurum. Gördüğünüz üzere yatarak çalışıyorum. Bunları bugün bitirmek zorunda olduğum için uyumamam lazım. O yüzden ben de böyle yatarak çalışıyorum. Zaten sırtım çok ağrıyor. Artık bedenim sal beni yokça diyor, yat dinlen diyor. Ama az kaldı. Bugün bir 2000 kelime yazarsak kurtuluyoruz. Öyle. Ben de böyle zamanlarda böyle yatarak çalışıyorum. Evet, şimdi ben tezimi yazmaya devam ediyorum. Şimdi 2 saniye sonra bir sonraki güne geçmiş olacağız. Ve umuyorum ki tezim bitmiş olacak. Olacak mı bakalım. Şimdi öğreniyorsunuz. Ben de keşke 2 saniye sonra öğrenebilsem. Siz de bu sırada videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Günaydın. Maalesef ki kapadığımdan beri arada bir gün daha geçti. O gün bitiremedim tezimi. Çok yorgundum. Zaten bahsetmiştim. Dün, yani o videonun ertesi günü bitirebildim ama yine zor oldu çünkü biraz hasta oldum. Hem böyle artık vücudum dinlen yokça demeye başladı. Ama bir şekilde bitirmem gerektiği için bitirdim. Biraz zordu benim için. Şimdi hafif hala hastayım. Bitirdiğim kısımlar da bu arada içerik olarak bitirdiğim yerler. Biraz daha bugün işte referanslar, İşte düzenlemeler, tablolar, onları filan, appendix, onları filan eklemem gerekiyor. Onlara bakacağız. Cilt bakımımı yaptım. Biraz kendime geldim. Şimdi kahve yapacağım. İlaç içeceğim ve devam edeceğiz. Bir de bugün bir hocamla görüşeceğim. Hani yazdıklarımı attım çünkü. Bakalım ne diyecek, bir şey diyecek mi? Sonrasında da yarın ablama düzenlemelerini yaptırırım, kontrol ettiririm. O daha iyi, o işlerde bahsetmiştim. Sonrasında da beraber submit ederiz. Size böyle küçük bir update geçmek istedim. Maalesef ki böyle artık çok yoruldum. Bu Ağustos ayı benim için gerçekten çok zorluydu. Hem mental hem bedenen biraz tükendim. Şimdi ben kahvemi yapayım ve çalışmaya devam edeyim. Bu arada ben sabah krem cilt bakımımı aksatmam.
Böyle arada sivilcelerim çıkar. Onlar da hemen efektler sürerim. Şu an yine de hasta olmama rağmen bence gayet iyi gözüküyor cildim. Ki bir de regl dönemim. Ona rağmen daha iyi. Hiç olmazsa cildim parlak. Umarım geleceğimde parlak olacak. Oh, hello, hello, how are you? Hello, I'm fine. How are you too? Yeah, just to have a look of your work. It looks good. Ah, thank you so much. Yeah, just to have some questions. Should I look for theories for artificial intelligence or advertising? Okay. Yeah. Philip Kotler. His book is huge. Yeah, I know this book. Evet, şimdi hocamın söylediği teorileri buldum. Onları aralara sıkıştıracağım. Tabii ki de teorilere dayandırmak güzel bir şey. Ama bence dijital pazarlamada böyle accurate güzel teoriler çok yok. Yani psikolojiyle falan bağlanabiliyor bazen. Zaten bu konuları başka videolarda konuşacağız. Dijital pazarlama ve akademi hakkında. Şimdi ben devam edeyim. Bugün biraz daha keyfim yerinde. Dün hiç keyfim yerinde değildi. Kötü bir gündü benim için. Şimdi yazmaya devam edelim. Evet, biraz da bahçeye çıkıp çalışayım dedim. Ölmüş çiçeğimiz. Maalesef sulayamadım. Bugün hava güzel. Evet. Şimdi biraz duygusalım. Çünkü bu tezimin teşekkür kısmını yazdım. Hemen size de göstereyim. Tabii ki sevgilim Barış Asa'ya teşekkür ettim. Ve biricik kardeşim ablama teşekkür ettim. Buradakiler short list olsa da aslında teşekkür etmem gereken birçok kişi var. Hem tüm akademik yolculuğum olsun, hem tezimi yazma sürecim olsun, bir sürü insanın desteğini ve motivasyonunu her zaman yanımda hissettim. Önce de tabii ki en fazla bana tüm akademik hayatım boyunca yardımcı olan ablama teşekkürüm. Aslında onun ilk sırada olması lazım. Burada en sona yazdım. Olmasaydı gerçekten bu master'ı yapamazdım. Her zaman başarılarımın arkasında ablam var. O yüzden bu tezimi ona ithaf ettim. Sonra tabii ki sevgili Emre Güngültaş, ona da teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olduğu ve beni master konusunda, yüksek lisans konusunda encourage ettiği için. Sonrasında Barış'a teşekkür etmek istiyorum. Tüm ödevlerim ve işte coursework'lerimi yaparken her zaman yanımdaydı. Bana fikir verdi, yardımcı oldu. O yüzden onun desteğini ve sakinleştirmelerini hiçbir zaman unutmayacağım. Anksiyetem olduğunda, kendimi kaygılı hissettiğimde, yapamayacak olduğumda, kendime güvenmediğimde her zaman bana destek oldu ve bu konuda benim potansiyelimi bana gösterdi. Bana aynı tuttu yani. Sonrasında arkadaşlarıma tabii ki teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle yakın arkadaşım Tutku, Melisa ve buradan sayamayacağım birçok arkadaşım. Her zaman tezimi başarıyla bitirebileceğime karşı inançlarını söylediler. Yanımda oldular, motive ettiler beni. O yüzden onlara teşekkür ederim. Son olarak da size teşekkür ediyorum. Çünkü bu yolculukta videolarımı her zaman izlediniz. Sizinle dersleri paylaştım, sınavları paylaştım, test sürecimi paylaştım. Her zaman yanımda oldunuz. Siz de beni çok fazla motive ettiniz. O yüzden size de buradan teşekkür ediyorum.